Eğer kanalımı ve içeriklerimi beğendiyseniz lütfen bana destek çıkmak için abone olduktan sonra kanaldan bildirim almayı unutmayınız. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da SSG'nin mid tarafında nasıl kullanacağı ve birkaç tane özel kullanım alanları ve SSG'nin nasıl oynanabileceği hakkında birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle SSG AWP'nin kardeşi ve AWP gibi tek atan bir silah değil ve CS16'dan işte leylek veya ördek tabiriyle CSGO'ya SSG olarak geldi ve şu an hani ben bu videoyu şeyde kaydediyorum. Videoyu kaydettikten sonra ses kaydını üzerine atıyorum çünkü müsait değildim videoyu çekerken ve arkadaşla konuşarak videoyu çektik. Onun dışında videoya geçeyim hemen. SSG'nin fiyatı işte 1700 dolar. Ya yani kesinlikle kaybettiğimiz zaman round taşıma adına yapılabilecek riskli bir silah olsa dahi eğer alıştıktan sonra SSG'yi kullanmayı öğrenmek gerçekten zordur. Yani düzgün kullanmayı öğrenmek. Alıştıktan sonra cidden el kurtarabilen bir silah haline geliyor. Öncelikle mid'de nasıl kullanabileceğimizi bahsedeyim. Mid'de 2-3 çeşit kullanabiliriz. Birinci kullanma yöntemi kesinlikle hareketi kesmemek. Yani mid'de T-SPAN'lı oyalamak, yani T-SPAN'lık AWP veya işte SSG'yi oyalamak ve ölmemektir. Bu yol zor olmayan bir yoldur ve kesinlikle AWP tek yemezsiniz hareket ettiğiniz sürece. AWP duvardan vuracaktır, yani kapıdan vuracaktır ve yani canınız kesinlikle zırh aldığınız sürece, zırh almasanız bile tek yememe ihtimaliniz var ve böyle hareket ederek sıkacaksınız. Hareket ederek sıktığınız sürece headshot atma olasılığınız yüksek. Headshot atmasanız bile T-SPAN'daki adamı oyalayabilirsiniz ve oyaladığınız zaman da hem short'a bakıp hem de midi koruyup hem de T-SPAN'daki adamı oyalayıp long'tan P90'la rush yapan arkadaşınıza info verebilirsiniz. Ve T-SPAN'daki adamı gayet güzel bir şekilde öldürebilir. Fakat long tarafı temizse eğer. Onun dışında smoke atma olarak da tam şey değil, tam kapatmadan midi, tam da kapının yanına atabilirsiniz. Short nasıl savunulur derseniz, short da işte en arkaya giderek tam arabanın yanına ve bu şekilde bakarsınız. Ya yani short'un herhangi bir farklılığı yok, yine aynı şekilde hareket ederek adamı şaşırtarak ve biraz da zıplayarak ateş etmek gayet zordur SSG'de, fakat short'ta gayet işe yarabilir. Şuradan zıplayabilirsiniz adamı görebilmek için çok rahat. Biraz da SSG'nin farklı kullanım alanları, gerçi çoğunuz biliyordur Dust 2'de farklı kullanım alanlarını söyleyeceğim. Öncelikle şey var, bu bildiğimiz işte City'nin sol tarafında short'a bakılan bir alan var, orası var. SSG ile burada kullanabilirsiniz SSG'yi, fakat ölme riskiniz gayet yüksek. Fakat yine aynı şekilde burada adamı oyalayabilirsiniz ve arkadan midden adam rushlayıp öldürebilir. Onun dışında böyle lucky shot'lar da atabilirsiniz baba. Evet, bir diğeri ise long'da bir yer var. Yani yine çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir tane smoke alırsınız, bir tane flash işte alırsınız. Bombaya gerek yok, el bombasına. Smoke tam olarak şuraya atarsınız baba. Şöyle karın üstüne çıkarsınız hafiften. Burada zıplarsınız ve adamı, yani gelen adamı hem savurucu nitelikte hem de canını götürebilirsiniz bayağı. Burası da pek fark edilmeyen bir yer. Gerçekten baktığı zaman ilk bakışta fark edilmeyen bir yer. Böyle adamı oyalayıp bayağı oyalayıp dikkatini dağıtabilirsiniz. Bir başka yere geçelim baba. Evet, bir başka yerde yine çoğunuzun bildiği gibi window dediğimiz, yani penceredeki bu küçük alan. Hem kendinizi sağ taraftan göstermezsiniz, yani göstermeyecek şekilde ayarlarsınız. Burada gözüküyordur kesinlikle ama biraz sol tarafa doğru ayarlarsınız, adam sizi göremez. O mesafeyi zaten kendiniz verebilirsiniz. Bir başkasına geçelim. Ben bu taktiği genelde şey olarak adlandırıyorum. Ölüm rush'ı olarak adlandırıyorum. Upper mid'deki bir adamı bir kere hit vurduktan sonra SSG ile pistolu çekip karşıdaki adamı sadece karşıdaki adamı öldürüp hayatta kalırsanız diğerlerine zarar vermek açısından veya ölmek açısından iyi bir rush. Evet, yine benim kullandığım bir yer olan long'ta bu pitin tam burası. Zıplayarak karşı tarafı görebildiğimiz bir ayar veriyorsunuz kendinize ve buradan adamı canını götürmeye yönelik. Tabi long rushlandığı sürece kesinlikle kurtulma şansı yok SSG'nin. Fakat gördüğünüz gibi duvardan vurabiliyor. Bu mavi kutunun arkasından vurabiliyor. Bu da benim kullandığım bir yerdi. Evet, bir de midde short tarafına bakarak bir korkak oynama biçimi vardır. Bu da kesinlikle ölmek istemediğiniz zaman ve short'u korumak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir yöntem. Bir de o middeki ateş ettiğim kapı arkasını kesinlikle siz de deneyin. Kesinlikle güzel bir yer. Buradan Xbox'a bakabilirsiniz. Korkak bir oyuncuysanız eğer, ölmek de istemiyorsanız buradan gayet lower tünelden short'a giden adamların canını götürebilir veya öldürebilirsiniz. Bunu ben ara sıra kullanırım. Genelde ben T-SPAN'la bakan bir oynayış, agresif bir oyun tercih ediyorum. Bu da başka bir yoldu. Evet, bir diğer SSG ile oynayabileceğimiz yer ise bu B kapısının hemen arkasında bulunan yer. Burada genelde AWP ile oynamayı tercih ediyorum ama gayet başarılıyım burada AWP ile. Onun dışında SSG ile de deneyebilirsiniz. Burada beklersiniz B infosu alındığı zaman ve B'deki adamlar öldüğü zaman. Burada geçtiği zaman teröriste sıkabilir ve pistolla öldürebilirsiniz. Tabi burada saçmalamışım ben bayağı. Bayağı saçmalamışım. Yani demek istediğim bu yani. Evet, şimdi TD SSG'nin nasıl kullanabildiğine gelelim. TD şöyledir. City'yi izlersiniz ve zaten küçük bir alandır. Zaten TD midi izlemek daha kolaydır açıkçası. Denerseniz, yani denersiniz ve wallbang denersiniz. Şu iki kısım cidden önemlidir. Onun yani city olmadığı sürece denerseniz böyle adamı wallbang atabilirsiniz. Yani kolaydır TD. TD SSG ile oynamayı sevdiğim bir diğer yer ise long'tur. Long'da böyle bakarsanız herhangi bir adam varsa, yani genelde long hani 2-3 flash atıldığı zaman adamlar geri kaçarlar pite pusmadıkları sürece. Çok yüksek rütbe değilse, yani Nova'sa oynadığımız rütbe genelde öyle olur ve SSG ile long'da oynamak gayet güzel ve kolaydır açıkçası. AWP yoksa AWP biraz zorlayabilir SSG'yi. Zaten genelde Nova civarı rütbeler yani A'daki side'daki adam pit'tekini kolay kolay vuramaz ve pit'teki çok rahat vurabilir side'deki adamı. Wallbang denersiniz. Biraz zordur o kutuya wallbang atmak. Yine de deneyin. Kesinlikle adam yoksa büyük ihtimalle ya oradadır ya da short'a bakıyordur. Ve genelde short'a bakmayı tercih etmiyor insanlar. Oyuncular daha doğrusu. Deneyin. En sonunda öldüreceksinizdir. Ben hala öldürememişim burada. Çıldırdım herhalde. Baya çıldırdım ben burada oynarken. Niye ölmüyor? 5-6 kere sıktım. Baya az hit vuruyor. Evet, biraz da eğlenceli olsun diye bir no scope vs atmıştık burada. Ben yendim galiba burada. Ben almıştım, evet almışım. Baya eğlenmiştik. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kesinlikle ben bu videoyu zaten bilen arkadaşlar için değil de SSG'yi kullanmakta zorluk çeken arkadaşlar için hazırladım. Yani ay ben bunu biliyordum falan tarzında yorumlar lütfen gelmesin. Yani çünkü hani bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlar için hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Devamını gelmesi istiyorsanız farklı silahlar, farklı saldırma ve savunma taktikleri gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Öyle, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.